Merhabalar, iyi günler herkese. Hızlı bir haftanın ardından yeniden daha da sakin bir haftayı şu anda yaşıyoruz. Petrolde hızlı bir düşüş yaşandı. Orada OPEC'ten artık epey bir umutlar yitiriliyor yavaş yavaş. Ama yine de ifade edelim, OPEC bu her an her şeyi yapma şansına da sahip. Ancak orada VTI'de 43.30'dan bir tepki alıyoruz şu aralarda. 43.30 orada önemli bir destek seviyesi oldu. Bu seviyenin aşağısına eğer inerse ve bu seviyenin altında ısrarlı seyirler oluşursa 42 seviyesine dek hızlı bir düşüşler olabilir. Hatta ve hatta daha da aşağıya da sarkma ihtimali olabilir. Bunların haricinde 43.30'dan tepkiler alırsak ki şu anda alıyoruz, zayıf tepkiler olabilir bunlar ve bu tepkilerin güçlendiğini söylemek için 44.50'nin üzerine yükselişlere ihtiyaç var. 44.50'lerin üzerine yükselişler olursa bu durumda çok daha yukarı seviyeye yönelik bu yükselişler sürebilir ama şu aşamada petrolü 43.50 ile 44.50 arasında bir seyirde takip ediyoruz. Bunu da ifade edelim. İçeride neler oluyor? İçeride kurda hala yükseliş yönünde bir hava var ve bununla ilgili de bazı şartlar vardı. Bunlar da sürüyorlar hala. İşte dışarıda güçlü bir ABD doları var. Dolar endeksinde şu anda 100.3'ler bizim için çok önemli bir nokta. Şu aralar oralarda çok önemli bir yerde. Eğer dolar endeksi bu seviyenin üzerine yükselirse ve yukarı harekette sürerse bu durumda içeride bize de yansıyabilir ve kur tekrar 3.30 ve 3.30'un üzerine yönelik hareketler yapabilir. Ama orada bir düşüşler olursa, dolar endeksinde satışlar olursa bize de bir rahatlık verecektir diye tahmin ediyoruz. İçeride 3.30'un üzerine eğer yükselişler olursa 3.33'ler artık izlenecek. Oralar yeni hedeflerimiz olacak. Kurda aşağı yönlü bir rahatlıktan söz etmemiz için ilk başta 3.27.50'nin aşağısına bir düşüş yaşaması lazım. 3.27'yi 50'yi biz şu anda bir destek olarak izliyoruz. Bu seviyenin aşağısına da inerse işte o zaman 3.23.50'ler bizim için önemli olacak. 3.23.50'lerin altı o zaman ciddi bir şekilde izlenecektir ama ilk başta 3.27.50'ler bizim için önemli bir destek olacak. Tekrar ediyorum, dolar endeksi çok önemli. 100'ün üzerine uzamalar olursa orada bizde de içeride 3.30'un üzerine uzamalar olur. Perşembe günü Janet Yellen bir konuşma yapacak. Oradan alınacak olan mesajlar çok çok önemli. Yani eğer Yellen 2017 yılı içinde ölçülü bir faizden söz ederse doların şu anki çok güçlü seyri bitebilir, aşağı yönlü hareket edebilir. Yani Perşembe günü Yellen'dan alacağımız mesajlar ciddi şekilde önemli. O günü de izlemekte de fayda var. İyi günler herkese, hoşça kalın. İntegral menkul değerler. Forex'te güvenin simgesi.